ortaklığı hedef alacak değil, yani Türkiye'yi hedef alacak. O da kendi coğrafyası, konumu itibariyle en büyük düşman bizi görüyor. Dolayısıyla bize göre konumlanıyor. Ama önceden şunu, bundan evvel şunu söyleyeyim. Reklamdan önce yarım kalan kısmı tamamlayarak lütfen oraya cevap vereyim. Lütfen. Yani Almanya'daki biz en uygun siyasi konjonktürü elimizden kaçırdık. 2016, 18 Mart 2016'daki yapılan işte geri kabul anlaşmasıydı. Göçmenlere dair geri kabul anlaşmasıydı. Ve onu takip eden taahhütlerden biri de Türkiye'nin işte vizesiz dolaşım hakkı elde etmesiydi. Maalesef araya 15 Temmuz'da girdi. O gün bugün bir daha Avrupa Birliği ilişkilerimiz 2016'nın evveline dönemedi. Ve askıda bir ilişkimiz var. Askıda bir ilişkimiz var. Bu askıdan kopabilirdi. Bunun önüne Merkel geçti. Merkel az önce, reklamdan önce ifade ettiğim oradaki 4 milyonu bulan nüfusumuzun da etkisiyle, onu da dikkate alarak, yani buradaki huzursuzluğun oraya yansıyacağını dikkate alarak daha esnek, diğer Avrupa ülkelerine göre daha esnek bir pozisyon aldı. Fakat biz gerçekten bu şansı kullanamadık. Örneğin şimdi bakıyorum, bir kere şunu göz ardı etmememiz lazım. Yani hukuk pratiğimiz o kadar kötü gerçekleşti ki, özellikle siyasal yargılamalarda öyle kötü, öyle hoyratça, öyle yani evrensel, yerel hukuk içtihatlarına aykırı adımlar attık ki Almanya ile bağımızı kopacak noktaya getirdik. Onlardan biri Büyükada davasıdır. Bakın şimdi kimse hatırlamıyor. O Büyükada davasında bir avuç insan hakları aktivisti toplanıp çeşitli işte sosyal medyadaki gelişmeleri ele alan bir görüşme, bir toplantı sırasında bir sözde tercümanın baskın ifadesiyle baskınla gözaltına alındılar, tutuklandılar. Geçersiz, asılsız, dikkate bile alınmayacak delillerle tutuklandılar. Tam bir bizim skandal Avrupa'yla Avrupa'yla bütün ilişkilerimizi sarstı. Ve ne oldu? O günlerde de onlara ajan denildi, ajan provokatör denildi, efendim Türkiye 15 Temmuz'da ilişkilendirildiler. Ne oldu? Dil haritası, Orta Doğu dil haritasını Kürdistan haritası diye gösterip adamları yargılamaya çalıştık da ne oldu? Ne oldu? Türkiye'nin ilişkileri bozuldu. Türkiye insan hakları aktivistlerinin geliş güzel tutuklandığı bir ülke haline geldi. İkincisi Deniz Yücel davası. Bir gazeteci az önce Sinan Oğan çok güzel ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı o günlerde bu dava ona öyle anlatılmış ki dedi ki bu kişi ajan provokatördür ve bu tende olduğu müddetçe buradan gidemeyecek denildi. Buraya kadar tamam. Peki sonra ne oldu? Hatırlıyor musunuz? Deniz Yücel'in nasıl tahliye olduğunu hatırlıyor musunuz? Hepimiz çok net hatırlıyoruz. Şöyle oldu. Bakın Sayın Binali Yıldırım Almanya'ya gitti. Almanya'da ilk yaptığı açıklamada durun bakalım bu Deniz Yücel işi görüşülür, karara bağlanır dedi. Sonra orada yapılan görüşmenin ardından o esnada Yunan adalarında galiba Yunan adalarının tatilde olan Almanya'nın büyükelçisi Almanya tarafından acilen çağrıldı. Tedarik edilen uçakla Türkiye'ye gönderildi. Daha Deniz Yücel'in yargılandığı mahkemenin heyeti onun hakkında tutukla henüz bir yani günler önce tutuklamanın devamı yönünde karar verdiği halde aynı gün bu karar bozularak Deniz Yücel tahliye edildi, siyasetten tahliye edildi ve ülkesine geri gönderildi. Hukuk mu şimdi bu? Yani bu kadar iddialı, bu kadar şatafatla, bu kadar davul çala çala tutukladığınız insanı bu yolla gönderdiğinizde siz hukuken İnsanlık aleminde kendinizi nasıl gerekçelendireceksiniz? Ben hukuk devletiyim. Benim ülkemde benim ülkemde uygulanan hukuk Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gerektirdiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin altını çizdiği hukukun ta kendisi diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Diğeri de tabii Osman Kavala davası bugün görüyoruz yani. Şimdi bütün bu hadiselerle beraber Almanya ilişkimizi sarstığımız gibi bakın her fırsatta Türkiye-AB ilişkileri sadece tamam sen deyim, sadece içeride yaşanan evet. Bu sürece bağlamak hep beraber yaşadık o süreci. Şimdi ben başka bir hayat anlatmıyorum. Yunanistan meselesi var, Fransa meselesi var. Orada bile şöyle oldu. Bakın Cumhurbaşkanlığı seçimleri arefesinde Hollanda ile hatırlıyor musunuz yaşadığımız krizi? Ne oldu? Hollanda ile bir kriz yaşadık. Her Hollanda ile yaşadığımız krizde Almanya ile Fransa ile yaşadığımız krizde bile sözü Almanya'ya bağladık. Ya Fransa ile kriz yaşıyoruz, siz değil misiniz Hitler? Belçika ile kriz yaşıyorsunuz, siz değil misiniz Nazi? Her lafımızın sonu Nazi'ye, her lafımızın sonu Hitler'e bağlandı. Ve Almanya tarafı olmadığı tartışmalarda bile birdenbire Türkiye ile kendisi karşı karşıya buldu. Bakın
Almanya, yani gidenler bilir, Almanya özellikle 2. Dünya Savaşı sendromu diye bir sendrom var. Bu nedenle neredeyse milliyetçiliğini gizlemek zorunda kalmış bir ülke. Bayrak bile asamıyorlar. Bir tek parlamentolarında neredeyse bayrak var. Almanya'da bu tip ithamların cezası da ağır, müeyyidesi de ağır. Mesela Hitler'in kitabı orada basılamaz, bizde basılıyordu yani. Dolayısıyla Almanya'nın en refleks gösterdiği konularla biz onları geliş güzel itham ettik. Yahudileri değil misiniz yakan dedik. Aynı zamanda İsrail'le de aramız bozuk. Yani bari oraya yarasaydı. Hem adamları Yahudi düşmanı yakmakla suçladık, hem de İsrail'le büyükelçimizi geri çektik. Dolayısıyla bu tutarsız politika, bu hamasete dayalı politika, bu sonuçları öngörülemeyen bu politika, bu dışarıya hükürürken içerideki aslında muhalefete cevap veren bu politikanın eninde sonunda geldiği nokta maalesef bütün iddialarından geri çekilmek oldu. Şimdi evet, doğru bir yerdeyiz. Ben de katılıyorum. Yani Merkel'le bu yumuşama iyidir. Bizim Avrupa Birliği'nde bakın